ana kampüsüne götürür arada... beni. Ay Allah, nereye girdik? Kampüsün bir de böyle bir kısmına geldik şimdi. Buraya bakıp duruyor. Korkuyorum. Bu arada bina bayağı güzel bence. Günaydın. Şimdi Ege'nin en başından beri beni götürmek istediği bir yer vardı. Bottega Cafe Kakao. Evet, şimdi oraya gidiyoruz. Orada böyle ilginç kruvasan falan bir şeyler yiyeceğiz. Çok güzel bir kahveleri var, çikolatalı falan. Ondan sonra da Ege'nin üniversitesi, Milano Üniversitesi videomda herkes Ege'nin okuluna sövdüğü için bugün beni ana kampüsüne götürüyor ki bir de orayı göstereyim size. Dediklerinize pişman olacağınızı düşünüyorum. Ne? Okuluma sallayanlar, sizi gördüm, sıkı takipteyim. Bugün dedikleriniz için pişman edeceğim sizi. Geldik Bottega Cafe Kakao'ya. Böyle bir yer. Var. Şimdi arkadaşlar derine bir kafe kakao alacağız. Çikolatalı kahve. Ayrıca Antep fıstığı kremalı kruvasan düşündüm. Çok güzel. Ben burada en sevdiğim şey o. Böyle ürünler var. Çok tatlılar. Brioche Alkisakyo. Evet, yemeğimiz böyle. Ya yemeğimiz değil de işte. Evet, derinin kahvesi, çikolatalı kahvesi. Şimdi nasıl içiyorum bunu? Direkt içiyor muyum? Direkt iç öyle. Burada çikolata mı var? Evet, onu da yiyebilirsin. Biraz karışması mı lazım mı? Aa. Güzel mi? Evet, gerçekten kahve tadını alıyorsun ama çikolatalı. Tuhaf bir kıvam var, yoğunluk böyle. Çikolata lanmış Allah. Şöyle. Çatalımız da çikolatadan. Yanında böyle kahve çekirdeklerimiz var dekoratif olarak. Ben normal double espresso söyledim. Antep fıstıklı kruvasanımız ve bir tane ismini unuttuğum başka bir şey. Ben şu yeşil şeyden söyledim sandım. Yok. Evet. Şimdi de kruvasanımızı deniyoruz. Normalde içinde oluyormuş ama ben istedim diye bunu ekstra bir smell eklemişler. Benim kalmamış yani içinde olanlardan kalmamış. Pistasyo tadı bayağı yoğun. Şimdi de bu çilekli şeyin tadına bakıyoruz. İçinde panna var arkadaşlar. Kremamsı bir şey ama tam krem şanti değil yani. Değişik. Bayağı güzel bir şey. Evet. Ferahlatıcı böyle. Evet. Evet, şimdi kafeden çıktık. Ege sonunda öve öve bitiremediğim Milano Üniversitesi'nin ana kampüsüne götürdü beni. Bu arada öve öve bitiremedi dediğim, ben hayatımda daha ilk defa geliyorum bu kampüse. Benim için de sizin kadar sürpriz olacak ama şuradan, kampüsün önündeyiz şimdi, şuradan Duomo gözüküyor arkadaşlar. Bak tamam. Bu kampüsün girişiymiş. Beni pek bir etkileyemedi. Şu karşıda Duomo Katedrali gözüküyor. Gel turuncu yanıyor, hala geçelim. Bakalım heyecanlıyız. Acaba Milano'nun göbeğinde kampüs hayatı nasıl? İşte şöyle binalar var. Bak üniversitede stüdyo falan yazıyor. Ama giriş yok. Okulu bulduk ama girişini bulamıyoruz yani. 2 senedir bu okulda okuyorum ve yani ana kampüse nasıl giriliyor daha bilmiyorum. Önümüzde insanlar vardı. Onları takip etmeye karar verdik. Bir binanın içine giriyoruz. Diğer kapısından çıktığımızda ben kampüsü görürüz diye düşünüyorum. Bura derslik değil mi? Tahta mahta var. Yok mu? Size yemin ediyorum 10 dakikadır bir binanın etrafında yürüyoruz ama okulun yani, girişini hala bulamadık. Evet, buralarda bir yerde bir okul var ama yani yok, girişi yok yani okul. Burama bir yerden giriyoruz şu an evet, ama. Evet. Sırt çantalı insanları takip ettik ve bizi buraya lead ettiler. Hemen yorumumu söylüyorum. Burası ilk gördüğümüz yer. Ne düşünüyorsun? Ben açıkçası beğendim. Daha devamı da oldu. Bence gayet güzel yani. Allah Allah. Ya, kocaman bak. Kocaman. Kardeşim şehrin ortasına yer ne kadar büyük olabilir yani? Ne bekliyorsunuz hani? Bak şurada küçük bir su parçası var. Ama evet, daha yeni başladık. Daha gezeceğiz. Daha gidiyoruz. Bakın böyle bir yer var. Yine etrafında kare şeyler. Binalar çevrilmiş. Bak okulun şu tarafı güzel. Okulun böyle bir kısmına geldik. Nedir bilmiyoruz. Yanımızda da bir görevli abla var. Buraya bakıp duruyor. Korkuyorum. Dışarısı şöyle. Daha sanırım ana bahçeye açılmadık ama. Aynen. Dün Ege çünkü bir tane story görmüş. Normalde burası bayağı büyük bir kampüs ama biz daha çok herhalde başında falan. Şimdi muhtemelen kampüsün ana kısmına geldik. Böyle ilginç yapılar falan var. Şöyle baştan çekeyim. Şunun içine gireriz bence, o ilginç bir şey. Yapı ne? Ortalık. Onun tepesine çıkıyorsun, onun tepesinde bir şey var. Bak biri tepesine çıkıyorsun, iniyor hatta biri tepesine. Tepesine çıkalım mı? Olur. Hadi çıkalım. Hadi. İlk şimdi şöyle bir şeye çıkmaya karar verdik.
şeyler oluyor burada. Bu neymiş ama ya? Arkadaşlar burası kampüs olduğuna inanmıyorum ben. Burası bildiğimiz amusement park. Bak bak şunlara bak mesela. Ne tür bir okulda şöyle ya şeyler var? Bunları Bilkent'te görebilir miyim? Yani. Bilkent az... sanata bu kadar önem veriyor mu? Sanat. Sanat mı olabilir? Ne bu aga? Bunlar ne? Bunların amacı ne mesela? Bunlar sanat. Sanat. Yes, sanat. Ne? Şu şey çok komiğime gitti ya. Ege de burada bilim sergisini inceliyor. Bak bunlar ben... bilim değil bu arada yani. Ne bunlar? Burada bir sanat veya başka bir şey ama ben de çıkaramadım yani. Bu temayı şu an her şey İtalyanca yazdığı için. Daha çok böyle Twitter'ın bilim şenlikleri olur ya. Hiç alakası yok yani burada. Yani... Bak design. Benim 5. sınıf teknoloji tasarım ödevim gibi duruyor. Elin üzerine mum koymuşlar. Şöyle yapan bir el var, iki şeyinde mum var. Bu nasıl bir teknoloji Allah için yani? Şimdi teknoloji tasarım dersinde bu arada bu design week yapıyorsun. Var. Bu hafta şeyde design week var Milano'da. Belki ondan dolayı belki böyle bir şeyler yapılmış olabilir. Olabilir. Bak zaten tek tas dersinin şeyi teknoloji içermesi değil. Sen böyle kartondan küp müp yapar birleştirirsin. Bunda da teknoloji tasarım dersi tamam, ödevi olur. Teknoloji tasarım evet bu şey Milano ilkokuluna getirdim arkadaşlar. Bakın şimdi böyle bir şey gördük. Bunun da içine giriliyor galiba. Giriş yapıyoruz. Aa bu ne ya? Anam. Ay Allah, nereye girdik? Ay benim başım bulandı. Neredeyim? Neredeyiz? Hani nereye dokunabilirim? Baksanıza. Tam olarak nerede olduğumu çözemiyorum. Bu gerçek mi mesela? Ay evet. Mesela şura gerçek mi? Aynı var mı? Evet, aynalar dönüyor değil mi? Çok ilginç bir tecrübeydi. Ben ikna oldum bu arada. Design Week'ten dolayı getirmişler herhalde. Normalde kampüsün içinde böyle şeyler yoktur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ikinci bir yere giriyoruz. Mor mor ışıklar geliyor buradan. Ne bu abi gerçekten? Feeling cold. Ha ısınıyor şimdi renkler. Renkler ısındı. Renklerin bize etkisini mi şaşırıyor? Ben daha sıcak hissediyorum. Değil mi? Diğer tarafta daha soğuk hissediyorum. Aa. Aa burada devasa bir koltuk ve teddy bear var. Anam çok tatlı. Baksanıza şu ne acaba ya? Ben en son şuna bir girmek istiyorum. Şimdi bu bayağıdır çıkmak istediğimiz şeye çıkıyoruz. Bayağıdır. Aşırı sıcak olduğunu düşünüyorum çünkü metal ya, evet. Bir küp gibi bir şey yani. Böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Burada bir şantiye şeyi mi vermek istemişler? Milano'nun her tarafı şantiye ya böyle. Aynen. Tepeye böyle şeyler koymuşlar. Lakin do not sit diyor. Do not sit mi diyor? Nerede diyor? Ha. Hazır buraya kadar çıkmışken size kampüsü tam bir gösterelim. Binalar. Bu arada bina bayağı güzel bence. Design. Böyle. Burada da şöyle şeyler var. Bu. Ay bu da tavşan. Evet, burada gerçekten takdir edilesi bir şey var, tecrübe var ya, Design Week olmasının getirisiyle. Onun dışında kampüs bildiğimiz çim. Kampüsün bir de böyle bir kısmına geldik şimdi. Böyle bir şey var içeride. Bu ne acaba? Burası sanırım bir tarihi bir şey geldi. Yani oha. Bunu çevirmişler. Evet, baksana içerine şeyler falan var. Arkadaşlar okulun içinde kilise varmış. Kilise de şöyle. Kampüse giremediğimiz gibi çıkışını da bulamadık. Şimdi bir saattir aynı yerde üçüncü kez yürüyoruz ve hala bir çıkış bulamadık. Edemiyoruz. Farklı farklı departmanlarını keşfediyoruz. Felsefe olsun, hukuk olsun. Burada kafeterya falan var. Bayağı güzel bar bir var. Bar var arkada. Şurada pokeci var. Yemekler, bunlar fiyatları. Şurası pokeci. Şimdi böyle dilim pizzalar satan bir yere geldik. Ama nasıl güzel duruyor pizzalar. Şunu ooo. Şimdi Türkiye'deki sigara böreği var ya. Onun içine böyle farklı şeyler koyduk. Arkadaşlar spring roll. Çin böreği aynen. Denen şey. Aynen spring roll. Böyle bir yere geldik. Burası spring roll üstüne bir odaklanmış. Şey. Metro hatları İtalya'daki. Adamlar her şey spring roll. Hani şu arkada resimde gördüğünüz gibi. Cheeseburgerli var mesela. Margaritalı var. Lazanyalı. Arkasında tatlıları falan var böyle. Bir de şöyle bir ayna var. Buraya kalem bırakmışlar şöyle. Kovanın sen içinde. Kovanın içinde. Buraya yazıyorsun mesela. Ben de kendi Instagram'ımı bırakacağım buraya. Takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar siz de. Ha bir tane de şey eklerim şuraya. Taylor
görevimi tamamladım. Spring roll'larımız geldi. Sadece tadına bakmak için iki tane söyledik böyle. Çok sıcakmış. Birkaç saniye bekleyin dedi ondan önce. Hamburgerli olan diye tahmin ediyorum. Bakalım. Isır bakalım. Bir tane cheeseburgerli söyledik arkadaşlar. Bir tane de margaritalı. Bu margarita galiba. Gerçekten tadı margarita gibi bu arada. Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar ucuz da margaritalı olan mesela 1,5 euro. Happy Hour'da gelirseniz 1 euro. Bu arkadaş da 2,5 euro. Bu güzelmiş. Bir de etrafa göre çıtırlık benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi cheeseburgerli deniyorum. Bu mükemmel bir şey. Direkt böyle güzel bir çadar geldi, eti geldi falan, çok güzel bu. Buna aşık oldum ya, bundan gerçekten bir tepsi getirseler yerim. Şey göstersene. Direkt böyle yiyorsun ağzına, o mükemmel peynir geliyor, eti geliyor böyle. Evet, Ege buranın sahibine benim YouTube kanalım olduğunu söyledi. Aa, size tatlı ikram edeyim o zaman falan dedi. Şimdi ikimize de ayrı ayrı Spring Roll'a tatlı getiriyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Sizin de yolunuz Milano'ya düşerse kesinlikle gelin. Kesinlikle çok güzel. The Roll Station kesin gelin. Sahibi de gerçekten çok tatlı bir adam. İlk şeyiymiş. Roma'ya ve Londra'ya da şubeler açmayı düşünüyormuş. Adamı Türkiye'de de açın kesin tutar falan dedi bu arada. Belki Türkiye'ye de gelin. İkramlarımız geldi. Adam dedi ki öbürü sıcaktı ama bu 20 kat daha sıcakmış. O yüzden bunu bekliyoruz şimdi. Burada Oreo cheesecake'lisi var. Burada da Nutella ve muz var. Buraya dışarıda da sanki bir metro istasyonu gibi dizayn etmişler. Beverly Büyücülerindeki bu Subway hot dog şeyi vardı, evet. Ya. Aynı onun gibi düşün. Sandviççi. So what do you want to say to Turkish people? I just want to say just everyone that come to Milan has to come here because she recommend the place and voila. I said to them, like, if you ever come to Milan, you have to try this place. We also talked about how you're going to open it in Rome, in London. Absolutely, we have a really good plan of... Yeah, and one day in Istanbul. Absolutely, really soon. Yes. Stay tuned. Okay. If you ever come to Istanbul, I will be like sharing, posting all over Instagram. Thank you so much. I will promote it for you. Ciao, ciao from Milano. Bunlar da Beverly Büyücülerindeki şeylerle aynı bu arada. Konsept çok güzel değil mi? Konsept çok güzel arkadaşlar. Burada da Instagram'ım. Siz de takip edin bu arada. Evet arkadaşlar, resmi olarak Derin'in menajeriyim yani. Menajerlik yaptım Derin'e. Sponsorluk anlaşması bağladım yani. 3 euro kazandırdım. %50'si de çöktüm arkadaşlar. Tanesi 1,5 euroydu o yediğimiz şeylerin. Evet. Tam olarak şu an menajeriyim yani. Sponsorluk bağladım. Gelen paranın %50'si de çöktüm yani. Onun bir menajerlik tecrübesi var. Eğer bunu izleyen İstanbul'dan bir ajans varsa Ege'yi alın işe. Güzel bağlıyor. Evet, şimdi All You Can Eat Sushi'ye geldik. Bir tane liste hazırladık. Oraya zibilyon tane bir sürü sushi yazdık. Spring Rolls falan filan yazdık. Şimdi onların gelmesini bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Ve size de bir fun fact olarak şeyi söyleyeyim. Bizim Ege ile ilk ilk birlikte baş başa dışarı çıktığımızda All You Can Eat Sushi'ye gitmiştik. Kanada. Baş başa ilk birlikte dışarı çıkmamız değildi. Yani işte bir şey yapmamız. Hani bir ilk date. İlk date'imiz. Buradan sonrası Ege'nin personal infosu olduğu için vermeyeceğim ama işte böyle bir fun fact yani. Vereyim arkadaşlar. Bu All You Can Eat Sushi'lerde şöyle bir olay var. Yemediğini ödemek zorundasın. Yani masaya söyleyip yemiyorsan onun parasını ayrıca ödüyorsun. Biz de bunu bildiğimiz için son böyle kalmış, böyle 5-10 tane kalmış ama ne o yiyebiliyor ne ben yiyebiliyorum. Ben artık hepsini ağzıma tıktım tıktım yedim yedim. Midem artık öldü yani. Tuvalete gidip istifra etmek durumunda kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar benim üstüme kustu. Yalan söylüyor arkadaşlar. Oha, hatırlamıyor musunuz? Yani ikimizden biri bir diğerinin üzerine kustuysa bu çok yani bu kişi ben değilim. Ama onlar başkaydı. Bu ben takide tuvalette kustum arkadaşlar. Hayır, ilk işten benim üstüme geldi, sorun tuvalete kustum. Yalan, kesinlikle külliyen yalan. Tamam, sen öyle hatırlamak istiyorsan hadi. Sushi'de Taylor çalıyor. Evet, bunları yedik ama yeni şeyler gelmeye devam ediyor. Spring Rolls geldi, bunlardan geldi, bunlar geldi. Sınırsız sushi'mizin artık sonuna geldik.